Taraftarlar stadı ağzına kadar doldurmuş. Çünkü böyle bir maç yok. Böyle bir kapışma görülmedi. Takım kapıştırmaya bayılıyorum arkadaşlar. Bu yüzden de zaten kanalımda bir sürü FIFA 22 All Star takım kapıştırma videosu var. Evde oturuyordum, tamam mı, ne video çeksem falan diye düşünüyordum. Bir anda dedim ki ulan dedim, sağ ayaklılar takımına karşı sol ayaklılar takımı olsa nasıl olurdu? Sonra dedim ki lan dedim, Haaland sol ayaklı, Mbappe sağ ayaklı, Ronaldo sağ ayaklı, Messi sol ayaklı. Bu kapışma manyak olur. Bu sağ ayaklılar sol ayaklılar mevzusu bence herkesi ikiye ayıracak. Bu yüzden çok eğlenceli. Yorumlarda bekliyorum. Kimler sağlak, kimler solak? Yazmayı unutmayın. Çoğunluk ama sağ ayağını kullanıyordur değil mi? Hani solak olanların yüzdesi daha az diyebiliyorum tüm dünyada. Takımları göstermeden önce sizden bu video için inanılmaz bir like sayısı bekliyorum. Şu videoyu trendlere sokarsak harika olur. Yani bence olmaz. Trendler zor biraz. Ama yine de bir deneyelim. Hani belki de gireriz trendlere. Like'ınızı atmayı unutmayın. Daha fazla böyle içerik seyretmek istiyorsanız da kanalıma hemen abone olabilirsiniz. O zaman dostlar çok konuştuk. Hazır mısınız? Sol ayaklılar takımımız ekranlarda. Evet, görüyorsun, sol ayaklılar takımı dehşet. Harbi dehşet. Solda Oyar Zabal. Sağda Muhammed Salah. Santrfor'da Erling Braut Haaland. Ofansport'ta sağda Messi'yi koydum. Ya Salah'ı ya da Messi'yi Ofansport'ta sağ oynatacaktım. Ben de dedim ki Messi oynasın. Yani en yüksek reytingli kadroyu yapmaya çalıştım çünkü. Aa dur, burada Silva olmaz. Burada Silva biraz kötü olmuş ya. Burada iki tane MOO var. Hadi Bernardo Silva oynar da. Bak, sol ayaklılarda öyle bir sıkıntı olmuş biraz. Orası fazla ofansif oldu. Dostlar görüyorsunuz, sol ayaklı merkez orta saha olan çok az adam var. Baksana, reytingler çok düşüyor. Hani yine defansif adamlar var ama reytingleri çok düşük. O yüzden bu şekil ayarladık. Yani elden bir şey gelmiyor. Sol ayak takımı böyle olacak. Zaten bu sol ayaklılar takımını Silva'lar işgal etmiş orta sahada. Baksana. Bir David Silva, bir Bernardo Silva. Silva kapısı yapmışlar orada. Değişik bir olay. Sol bek tabii ki Robertson. Robertson'ın şaşaloz yüzünü görüyorsunuz. Niye böyle bir poz verdiğini hala anlamıyorum. Sol ayaklı iyi bir sağ bek de yok oyunda. Bu yüzden orada da sol bek kullanacağız. Alphonso Davies gayet iyi oynar bence. Stoper ikilisi olarak Laporte ve Chiellini'yi koyduk. Kalede de Ederson var. Görüyorsunuz geri kalan yedekler falan ekranlarda. Bu şekilde olacak. Asıl bomba sağ ayaklılar takımı arkadaşlar bu arada. Şunu da söyleyeyim. Barça Real kapışması olacak bu videoda. Sol ayaklılar Barça, sağ ayaklılar Real. İsterseniz şimdi sağ ayakları göstereyim size. Görüyorsun. İnanılmaz bir takım hani. Gerçekten All Star takım. Hani bu konseptin ismi All Star takım kapıştırma diye geçiyor ya. Bu takım harbiden bir All Star ya. Şuna bak. Solda Mbappe. Sağ tarafa Cristiano Ronaldo'yu koydum. Kariyerinde daha önce kanat oynamışlığı var. Hani kanat olarak başladı adam. Yedeklerde oturtmak istemedim Ronaldo'yu. O yüzden sağ kanatta oynayacak baba. Santrfor'da tabii ki Robert Lewandowski var. Onun arkasında Neymar Jr. Ofansport'ta sağ oynuyor. Kante, De Bruyne. Sol bek Cancelo, sağ bek Arnold, stoper ikilisi Van Dijk Diaz, Premier Lig'in en iyi ikilisi. Kalede de Oblak. Yedeklere bak. Casemiro, Marquinhos, Kroos, Sterling, Kimmich, Mimik. Yuh! Şimdi bu konsepti bilmeyenler olabilir. Hani ilk defa benim videomu izleyenler olabilir. Hemen açıklamak istiyorum. Baba, All Star takım kapıştırmanın olayı şu. 3 etapımız var. İlk etapta maç kapışması yapıyoruz. Belirlediğimiz iki takımı Santra modunda kapıştırıp kazanan tarafa 1 puan veriyoruz. Ardından geliyoruz kariyer modunda, bu iki takımı aynı lige yerleştirip tek sezonluk bir simülasyon yapıyoruz. Bu tek sezonluk simülasyonda daha başarılı olan tarafa 1 puan veriyoruz. Eşitlik olması halinde durum 3. uzatma etabına taşınıyor. Orada da iki takıma volta maçı yaptırıyoruz. Bu konseptin önceki 2 videosunda hiç uzatmaya kalmadık. Hani direkt 2-0 falan bitti. Tek bir takım üstünlük kurdu yani. Bakalım bu videoda ne olacak? Sağ ayaklılar mı kazanacak? Sol ayaklılar mı kazanacak? Yorumlara tahminlerinizi yazın. Ama bak şey yazın yani ha. Hile falan yapmayın. İleri sarıp bakmayın. Ciddi ciddi tahmininizi yazın. Dostlar, rating anlamında da baktığımızda yani görüyorsunuz sağ ayaklıların bir üstünlüğü var. Ama eze eze üstünlükleri yok. Sadece bir tık üstteler. Acaba maç içinde neler yaşanacak merak ediyorum. El Clasico izleyeceğiz. Bir tarafta Mbappe olacak. Diğer tarafta Haaland. Yeni jenerasyonun kapışması. Aynı zamanda yine eski jenerasyon da kapışacak. Messi vs Ronaldo. Ya manyak maç olacak, manyak. Ben çok ümitliyim bu maçtan. Hadi geçelim ilk etabımıza, başlayalım. Taraftarlar stadı ağzına kadar doldurmuş. Çünkü böyle bir maç yok. Böyle bir kapışma görülmedi. Bak yemin ediyorum böyle bir şey yok. Görüyorsun, oyuncular sağda. Futbolcular sağda. Herkes kendinden emin. Bunlar diyor ki biz diyor sol ayaklıyız diyor. Çok iyiyiz diyor. Diğer tarafta diyor ki biz diyor sağ ayaklıyız, manyağız diyor. Muhammed Salah'ın bilgileri geldi ekrana. Boyu 1.75'miş. Benle aşağı yukarı aynı.
Ben biraz uzunum ondan. Benim boyum 1.77. Bilmeyenler varsa niye bunu açıkladım bilmiyorum. Ama agresif kariyerde de kendimizi 1.77 yapmıştık. Gerçeğe uysun diye. Şu anda sağlak oyuncular solak oyuncularla tokalaşıyorlar. Efsane maç öncesi ortam birazcık gergin. Ortamda bir gerginlik hissediyorum. Mbappe'nin tokalaşmaları falan bir gergin. Bakalım ne olacak. Şimdi maça sağ ayaklı futbolcular başladı. Hayırlı uğurlu olsun, iyi bir maç izleyelim. Neymar Junior. Neymar oynadı hemen. Kevin De Bruyne ilerliyor. De Bruyne orada geçemedi. Bernardo Silva, Muhammed Salah, Lionel Messi. Messi verdi. Haaland. Erling Braut Haaland. Haaland baktı. Haaland diyor ki ben Mbappe'den daha iyiyim diyor. Haaland gidiyor. Virgil van Dijk dedi ki sen kimsin lan dedi. Ayağı koydu orada. Şimdi Mbappe verdi pasını. N'Golo Kante. Oynadı Neymar Junior. Neymar. Lewandowski. Tekrardan Neymar Junior'a. Lewandowski baktı kaleye. Lewandowski Neymar'ı görür mü? Lewandowski verdi. Cristiano Ronaldo. Şimdi Ronaldo Lewandowski. Lewandowski çevirdi. Neymar offside. Offside oluyor. Lewandowski bu karara çok sinirli. Tekrarını izliyoruz pozisyonun. Santimli offside ha. Sinirlenmekte haklı. Oynadı. Robertson. Haaland. Erling Braut Haaland. Haaland gidiyor. Lionel Messi baktı şöyle. Lionel Messi verdi pasını Erling Braut Haaland. Kaybediyor topu. Trent Alexander-Arnold. Hızlı hata çıkabilir mi şimdi sağ ayaklar? Neymar Junior geliyor. Neymar Junior sağdan geldi. Pasını verdi. Robert Lewandowski oynayacak bu pasını. Oynamadı. Şimdi verdi. Ne oldu lan orada? Ronaldo tutamadı topu. Bu arada oyun Ronaldo'ya 22 numara vermiş. Çok ayıp derken Chiellini orada kaleci gibi kurtardı topu. Büyük bir hata izledik. Ne yaptı lan sol ayaklılar? Allah Allah. Şimdi Muhammed Salah. Haaland verdi. Muhammed Salah şöyle bir baktı. Hakan Seyo dedi ki sen kimsin dedi. Mbappe çizgi üzerinde Mbappe. Hocaya bakıyorum, faul vermedi. Devam diyor hoca. Top sol ayaklıların. Muhammed Salah. Alfonso Davies. Bernardo Silva. Messi, Haaland baktı kaleye. Erling Braut Haaland şöyle bir verdi pasını. Şimdi Silva, Haaland. Oğlum vursanız artık. Çok geç vuruyorlar ya. Bu oyunda hep böyle oluyor. Neymar Junior. Lewandowski. Robert Lewandowski geriye çıkardı. Kante. Mbappe. Neymar Junior, Mbappe, Lewandowski. Şimdi Mbappe sağ tarafa doğru oynadı. Lewandowski, Cristiano Ronaldo olmadı. Chiellini, iki tecrübe karşı karşıya. Biri santrforda tecrübeli, Cristiano Ronaldo efsane. Diğeri de stoperde çok tecrübeli. Karşı karşıya geldiler orada, güzel oldu. Şimdi sağ ayaklılar çok kendilerinden eminler. Golü atacağız diyorlar ama Ederson aldı topu. Neymar Junior baktı kaleye. Neymar Junior sağda arkadaşına verdi. Şimdi N'Golo Kante. Bomboş Neymar, olmadı. Kalenin artık ağzından vurdu topu. Ama sonuç gelmiyor sağ ayaklar için. Neymar Junior'ın pozisyonunu tekrardan izliyoruz. Offside net bir şekilde ekranlara yansıyor. Sağ ayaklı futbolcular iki kere offside'a düştüler şu ana kadar. Kritik anlarda. Bu arada Ederson ne yapıyor ya? Bak, sol ayaklıların kalecisi iki kere hata yaptı. Böyle bir şey kabul edilemez. Maçı satıyor bence. Böyle bir şey yok yani Ederson. Neymar, Robert Lewandowski baktı kaleye. Şimdi Kevin De Bruyne olmadı. Robertson, hızlı atak şansı sol ayaklılar için. Messi, Lionel Messi oynadı. Erling Braut Haaland. Şimdi Haaland, sağdan Salah kaçıyor. Salah tekrardan oynadı Haaland'a. Erling Braut Haaland ilerliyor. Bomboş bir alan yakaladı. Messi'ye doğru verdi. Lionel Messi kaybetti topu. Ruben Diaz iyi girdi. Oyarzabal oynadı. Haaland, Oyarzabal kaleyle karşı karşıya vurmadı. Oyarzabal tekrardan indirecek. Lionel Messi. Orada da pas verdi. Salah atamadı. Neler oluyor lan? Bu ne? Messi niye orada pas veriyor? Abi ne? Çok saçma, absürt pozisyonlar yaşanıyor ama maçın heyecanı üst seviyede bence. Şimdi Neymar Junior, basket maçı gibi bir maç izliyoruz. Top bir orada bir burada. Lewandowski baktı. Sağda Ronaldo, De Bruyne. Lewandowski soluna aldı. Lewandowski verdi. Mbappe geçemedi. Alfonso Davies güzel savunuyor onu orada. Alfonso Davies, hakeme bakıyorum ve ilk yarının sonuna giden düdüğü çalıyor hakem.
konuşamadım bir an. Buradan Bein Sports'a sesleniyorum. Beni işe alın. Spiker olayım. Bu arada spikerlik de çok zor işmiş. Yani burada spiker gibi konuşacağım diye boğazım ağrıdı ya. Görüyorsunuz arkadaşlar, 0-0 bitti ilk yarı. Değişik bir maçtı. İki tarafta çok aptal şutlar kaçırdı, bunu söyleyebilirim. Hayırlısı ya. Yani hani ben şu an bir tahmin yapamıyorum. Ama şunu söyleyeyim. İş kariyer moduna kalırsa kesin sağ ayaklılar kazanır. Bu yüzden eğer sol ayaklılar videoda ilerlemek istiyorlarsa maç etabını almaları lazım abi. Maç etabını kaybederlerse onlar için iş bence sıkıntı olur. Benim tahminim bu yönde. Görüyorsunuz istatistikler ekranlarda, geçiyorum. Bakalım ikinci yarıda neler yaşanacak. Ve şimdi sağ ayaklı futbolcular, pardon düzeltiyorum, sol ayaklı futbolcular maça başladılar. Robert Lewandowski, sağ tarafta Cristiano Ronaldo. Tekrardan Lewandowski oynama düşüncesi geçmedi. Olmuyor orada. Bernardo Silva. Bernardo Silva verdi. Erling Braut alan. Tekrardan Bernardo Silva. Sağ taraf Muhammed Salah kaybediyor topu. Cancelo ne biçim savunma yapıyor orada ya. Bu Cancelo manyak ha. Neymar Junior. Sağ ayaklılar gelecekti, olmadı. Tekrardan sol ayaklılarda kaldı top. Artık bir gol izlemek istiyoruz. Muhammed Salah. Muhammed Salah baktı. Haaland oynamadı. Muhammed Salah kaybetti topu. Haaland. Erling Braut Haaland. Haaland gidiyor. Oyarzabal, Haaland. İyi paslaşmalar. Güzel paslaşlar harbiden. Haaland baktı kaleye. Verdi pasını Lionel Messi. Şimdi Muhammed Salah soluna çekerse tehlikeli. Lionel Messi soluna çekti. Erling Braut Haaland. Bomboş. Oyarzabal arka tarafta. Oğlum niye bekliyorsun adamın üstüne gelmesini? Messi. Oyarzabal. Çok yakındı. Gole çok yaklaştı sol ayaklılar. Oy. Biz bir de tam arkasından gördük Oyarzabal'ın. Ya bayağı hani direkt şuradaysa top şöyle gitti, girmedi ya. Bu arada bir değişiklik var. Erling Haaland çıkıyor. Yerine Romelu Lukaku giriyor sol ayaklılarda. İlginç bir tercih. Bakalım Lukaku, namı diğer Azman golünü atabilecek mi burada? Cristiano Ronaldo. Ronaldo geçemedi. Şimdi Laporte. Sol ayaklılar geliyor. Kim o? Kim o? Alphonso Davies. Alphonso Davies niye koşmadı? Silva. David Silva verdi pasını. Romelu Lukaku. Hareketi gördün mü? Orada bir durdu. Fake'e götürdü rakibine. Lionel Messi. Lionel Messi geliyor. Gol gelecek mi artık? Herhangi bir taraf gol atsın. Gol izleyelim ya. Lionel Messi. Messi baktı. Vermedi pasını. Şimdi Messi. Muhammed Salah. Tekrardan Messi. Kaleye bakıyor. David Silva. Bernardo Silva. Abi Silva diye şey oldum. Lukaku. Sağ taraf Mahrez. Lukaku, Mahrez, iyi paslaşmalar. Arka tarafa doğru Davies vurdu. Oblak kurtarıyor. Oblak kurtarıyor. Yine sol ayaklılar gole yaklaştı. Ancak gol sesi çıkmadı. Son dakikada gol olur mu? Messi içeri doğru açtı. Kafa dışarı. Penaltılara kalacağız abi. Heyecanlı olacak o zaman. Hakeme bakıyorum artık. Normal süre bitti mi? Evet, nerede hakem? Düdüğünü çaldı. Sağ ayaklılar ve sol ayaklılar kapışmasının sonucunda gol sesi çıkmıyor arkadaşlar. Bu iki takım gol atamadı. Çok ilginç bir maçtı. Birbirinden rezil ataklar izledik. Pas falan vermediler, bencillik yaptılar. Anlayamadım. Daha gollü olmasını beklerdim. Şimdi penaltılara götüreceğiz abi maçı. Penaltılar zevkli oluyor, heyecanlı oluyor. Haydi bakalım, sol ayaklılar başladı penaltılara. Romelu Lukaku ilk penaltıyı gole çeviriyor. Şimdi Neymar. Sağ ayak sol ayak ayrımının da en belli olduğu yer penaltılar diyebiliriz bu arada. Yani sonuçta vuruyorlar ya ayaklarıyla. Evet, Neymar attı. Muhammed Salah geliyor sol ayak. Muhammed Salah atıyor. Bakalım sağ ayaklarda kim vuracak? Cristiano Ronaldo. Reis atıyor. David Silva topun başında. Şu ana kadar kimse kaçırmadı derken David Silva da attı. Robert Lewandowski. Doski atıyor. Çok teknik. Çok güzel attı. Leo Messi kaçırabilir. Kaçırabilir. Oğlum bu oyun harbiden şey ya. Messi gerçek hayatta da arada kaçırıyor ya. Harbiden ilginç. De Bruyne de kaçırdı. De Bruyne de kaçırdı. Beraber oldu durum. Mahrez. Mahrez atıyor. Riyad Mahrez attı. Bunu eğer ki sağ ayaklar kaçırırsa devam edecek ya. Daha şansları var. Geliyor Mbappe. Sol ayaklılar kazandı. Devam edecek demiştim ama sol ayaklılar maç etabını penaltılarla kazanmış oluyorlar ve All-Star kapışmamızda bir puanın sahibi oluyorlar. Bakın burada Mbappe, biliyorsunuz ki bu yıl milli takımda da penaltı kaçırmıştı. Burada da kaçırıyor. Çok ilginç anlar izledik. Harbiden garip bir maçtı bu arada. Gerçekten garipti yani. Tebrik ediyorum sol ayaklıları. Kariyer modunda ne olacağını merak ediyorum.
Acaba sağ ayaklılar orayı kazanıp uzatmaya götürebilecekler mi? Bu arada size istatistikleri de hemen bir göstereyim. Bekle. Nerede abi onlar? Ha, şöyle bir hani meraklıları falan varsa durdurup bakabilirler. Lafı fazla uzatmayalım. İlk etabın kazananı sol ayaklılar. Şimdi ikinci etabımıza, yani kariyer moduna geçiyoruz. Videonun en önemli yerlerinden biriyiz. İkinci etabımızda kariyer modundayız. Biliyorsunuz ki ilk etabı, maç etabını sol ayaklılar kazanmıştı. Bakalım kariyer modunda kim kazanacak? Ben şimdi hiçbir takımı etkilememek için hani burada güçsüz bir takım seçtim. Osasuna'nın başına geçtim. La Liga'dayız. La Liga'da sağ ayaklılar ve sol ayaklılar, yani Real Madrid ve Barcelona zaten oynuyor. Aynı zamanda bu iki takım hali hazırda Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyordu. Bu yüzden hiçbir şeye ellemedik. Bakalım hangisi daha başarılı olacak? Hangisi hani ligi daha üst sıralarda bitirecek? Hangisi Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi olacak? Hepsini göreceğiz. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Tahminlerinizi kesinlikle yorumlara yazın. Kariyer modu kısmını kim kazanır? Bence sağ ayaklılar kazanacak. Rating olarak daha üstünler. Ama belli de olmaz. Şimdi sezon sonuna simüle edelim. Harbiden direkt çıkıyorum abi, çok merak ediyorum çünkü. Ne olmuş? Kim birinci olmuş? Sol ayaklılar mı sağ ayaklılar mı? Ligi kim alıyor abi? Ligi kim alıyor? Sağ ayaklılar 2 puan farkla La Liga'yı kazanıyorlar. Burada ben her şeyi hesaplıyorum. Hani puanları falan da hesaplayacağım. Zaten VAR'a gideceğiz birazdan. Kimin kazandığını orada anlayacaksınız. Sağ ayaklılar La Liga'da önde götürmüş. Copa de España, burayı da sağ ayaklılar almış. Allah Allah. Sağ ayaklılara bak sen. Allah Allah. Peki şey nerede? Şampiyonlar Ligi. Burada Inter nasıl lan? Bizim hiçbir takım yok mu? Ne sol ayaklılar var burada ne de sağ ayaklılar. Ben göremiyorum. Sağ ayaklılar var ha. Atletico'ya elenmişler çeyrek finalde. Sol ayaklıları hiç göremiyorum abi. Onlara ne olmuş? Son 16'da Liverpool'a elenmişler onlarda. Gruplarda ne yapmışlar abi? Bakıyoruz şöyle. Real Madrid, yani sağ ayaklılar ikinci olmuş kendi grubunda. Sol ayaklılar Bayern'li gruptan birinci çıkmış. Yuh. Averajla birinci çıkmışlar. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de sağ ayaklı takım daha başarılı olmuş. Onu da söyleyelim tabii ki. Şöyle devam ediyoruz. Gol krallığında sol ayaklılardan Haaland var. Hemen ardından Mbappe geliyor. Asist krallığında da Mbappe var. Bu sefer birinci. İkinci sol ayaklılardan Fekir olmuş. Bir de Pedri araya sıvışmış sol ayaklılara ya. Bunlar Pedri'yi transfer etmişler herhalde transfer döneminde. O da ilginç bir detay. Pedri sol ayaklı mı peki? Buna da bakmak lazım. Bence sağ ayaklıdır Pedri. Evet, Pedri sağ ayaklıymış. Onu herhalde ara transfer döneminde Barcelona kendisine tekrar almış. Olabilir böyle şeyler. Gol yenmeyen maç kısmında da iki takımın da kalecilerinden eser yok. Yani sol ayaklı Ederson dördüncü olmuş. Onun dışında başkası yok. Vallahi abi takımların tek tek istatistiklerine de hemen bir bakalım. O da önemli bizim için. Takım istatistikleri dedik burada. İlk olarak sol ayaklılara bakıyoruz. La Liga'da en çok ne yapmışlar bunlar? Haaland 28'e 4. Haaland'a bak, koçum Haaland 91 rating. Mikel Oyarzabal 86 olmuş, ona 7. Muhammed Salah 9'a 1. Fekir 9'a 13. Messi hep kariyer modunda kötü oynuyor nedense. Evet, bütün istatistikler ekranlardaydı sol ayaklılar için. Bir de sağ ayaklılara bakalım. Bunlarda da Ronaldo'nun ne yaptığını merak ediyorum. Mbappe 22'ye 14. Çok asist yapmış Mbappe. Raheem Sterling 13'eydi. Fernandez 11'e 4. Ronaldo sadece 6 gol. Bak o da Messi gibi. İki kral kariyer modunda kötü oynuyor abi. Heung-min 6'ya 1 ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Dostlar o zaman bir hemen VAR'a gidelim. Ardından bu etabı kimin kazandığını açıklayacağım. VAR hesaplamalarım toplamda 5 saniye sürdü arkadaşlar. Çünkü burada çok açık. Hem ligi kazanmış, hem kupayı kazanmış, hem de Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla ilerlemiş olan sağ ayaklılar takımı kariyer modu etabını kazanıyorlar. Böylelikle videomuzda durum 1-1 oldu. İş uzatma etabına kaldı. O zaman şimdi bu iki takımı Volta'da kapıştırmaya geçelim. Takımları bu şekilde kurdum dostlar. Görüyorsunuz hani eşit şekilde yapmaya çalıştım. Bir tarafta Messi, bir tarafta Ronaldo. Haaland, Mbappe. Sol bek Robertson. Defans olarak onu koydum sol ayaklara. Sağ ayaklara da defans olarak sağ bek Alexander Arnold'u koydum. Bence ideal oldu ya. Harbiden tam denk oyuncular kapışacak. Lewandowski kadro dışında kalıyor ama ben Mbappe'yi santrforda oynatmak istedim o yüzden. Hani Haaland, Mbappe kapışması olsun diye. Bir de şimdi küçük sağ ya. Bayağı hani dirsek dirseğe kapışacaklar. Abicim hemen geçmek istiyorum ya. Bu video harbiden çok garip bir video oldu. Kimin kazanacağı belli değil. Umarım hak eden taraf kazanır, onu söyleyelim. Şimdi uzatmadan Volta maçımıza geçiyoruz. Haydi bakalım. Görüyorsunuz çok güzel bir ortam var. Brezilya mahallelerini andırıyor. Belki de Brezilya'dadır burası. Sol ayaklılar kendilerinden çok eminler. Aynı zamanda sağ ayaklılar da çok karizma duruyorlar. Böyle göğüslerini germişler. Ronaldo çok arkada görüyorsun. Çok yakışıklıydı orada. Ve şimdi sağ ayaklılar başladı. Cristiano Ronaldo güzel bir Volta maçı olacağını umuyorum. 4'e 4 kale boş. Çok gollü olabilir derken... İlk gol Robertson'dan geldi. Andrew Robertson.
golünü attı. Görüyorsun, sağ ayak güzel attı. Bir de sol ayaklılar takımında sağ ayağıyla gol attı adam. Neymar Junior. Şimdi Neymar. Neymar hareketlere gel. Mbappe, Ronaldo, Mbappe. Cristiano Ronaldo. Bu neler oluyor? Nasıl paslaşıyor bunlar? Daha çok çalım atın. Mbappe, Neymar bir şeyler... Neymar'ın harekete gel. Allah Allah. Şimdi Haaland. Erling Braut Haaland geçemedi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo Arnold. Arnold baktı. Hop orada. Robertson girdi dedi ki. Ben daha iyi bir bekim senden dedi. Harika çalım attı Robertson. Oğlum savaş alanına döndü etraf. Şuna bak. Ne oldu belli değil ya. Tam bir cümbüş var şu anda. Haaland orada top kaybı gelmedi. Erling Braut Haaland Messi'ye. Messi vurmaya çalıştı olmadı. Ronaldo ile Messi kapıştı orada. Ronaldo Messi'yi savundu. Şimdi Mbappe direğe vuruyor. Mbappe direğe vurdu. Sol ayaklılar geldi. Robertson bir daha denedi şansını. Robertson ikinci kere Neymar savundu. Cristiano Ronaldo. Ronaldo inanılmaz heyecanlı bir maç. Robertson Sazbor gibi oynuyor. Muhammed Salah. Golü attı Muhammed Salah. 2-0 oldu durum. Muhammed Salah sol ayağıyla golü atıyor. Birazcık beleşe bir gol gibi oldu. Ama harbiden çok bastırdı sol ayaklılar. Şimdi sağ ayaklılar geliyor. Ronaldo burada olmadı. Ronaldo kovaladı orada topu. Ronaldo'nun artık harbiden hakkı orada o gol ya. Bir türlü girmedi top. Alexander Arnold. Mbappe, Haaland kurtarıyor. Ronaldo. Görüyorsunuz. Tekrar izleyeceğiz. Boşta kalan topu tamamlıyor. Golünü atıyor Ronaldo. Durum 2-1. Bu maçı izlemeye yürek dayanmaz arkadaşlar. Bu nedir ya? Nefesim yetmiyorsun baya. Şimdi geliyor Neymar. Mbappe! 2 oldu. Sağ ayaklar 2 oluyor. Kili kili Mbappe. Görüyorsun. Dur bir nefesleneyim ama ya. Durum 2-2 çok kritik bir maç. Kimin alacağını hiç kestiremiyorum şu anda. İki tarafta manyak gibi, pire gibi paslaşıyorlar. Neymar orada düşmüştü. Şimdi Muhammed Salah. Arkadaşlar bu arada hala abone değilseniz ve daha fazla bu tarz içerik izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Messi orada direğe vurdu biz konuşurken. Ronaldo, Mbappe. Ronaldo, şimdi Neymar. Oynadı. Arnold öne geçme şansı ve sağ ayaklar öne geçiyor. Sağ ayaklar öne geçiyor Alexander Arnold. Golünü attı. Robertson'a şekil koyuyor orada. Bu arada bak ben ilk kez dikkat ediyorum. Topçular voltada maç yaparken ayaklarında krampon yok. Bayağı spor ayakkabı var yani. Ronaldo, şimdi Neymar. Ronaldo. Alexander alır dalardan Robertson girdi olmuyor. Robertson'la Arnold kavga edecek birazdan yumruk yumruğa ya. Bu nedir abi? Böyle bir çekişme yok derken Mbappe çok klas. Mbappe. Sağ ayaklılar maç etabını kaybetmişlerdi. Kariyer modunu kazandılar. Volta'da da bayağı öne geçtiler şu an. 2 golle öne geçtiler. Geriden gelip All-Star videosunu kazanabilecekler mi acaba? Sol ayaklılar çok sinirli şu anda. Haaland vuramadı. Haaland vuramadı. Orada biraz sinirlendi Haaland. Derken tekrardan geliyor sol ayaklılar. Messi aşırtma nedeni olmuyor. Son 27 saniye ilk yarıda Ronaldo direğe vurdu. Cristiano Ronaldo direkt. Şimdi Lionel Messi çekti verdi pasını. Robertson şut atmanız lazım artık. Şut atmazsanız böyle olmaz yani bu iş. Muhammed Salah'la Robertson 1000 kere paslaştı orada. Robertson vurdu olmadı. Robertson tekrar Neymar'a çarpıyor. Son 9 saniye. Haaland vurdu olmuyor. Şimdi Cristiano Ronaldo. Son 5 saniye. Vurmanız lazım artık. Neymar Junior kaleye bak vur. Neymar Junior olmuyor ve... İlk yarının sonuna geliyoruz. Nefesleri kesen bir ilk yarı. Konuşamıyorum artık. Boğazım ağrıdı be. Bak bu videoda harbiden ekstra eğlendim. Son 2 All-Star videosunda bu kadar heyecan yoktu. Kabul edelim bunu. Hani ezici üstünlükle kazanmıştı oradaki takımlar. Ama burada iş uzatmaya kaldı ve uzatmada da inanılmaz bir maç izliyoruz. İstatistikler ekranlarda bu arada durdurup bakabilirsiniz. Yani baktığımız zaman topa sahip olmada sağ ayaklılar var. Şutta falan da sol ayaklılar önde. Acaba ikinci yarıda ne olacak abicim? İkinci yarı çok kritik. Videoyu kazanan takımı burada öğreneceğiz. Haydi bakalım. İyi olan kazansın. 4-2'den döner mi diye düşünüyorum. Bence dönebilir. Daha önce All-Star'larda hani 5-6 golden dönüldüğünü gördük. 2 golden niye dönülemesin? Şimdi Salah, Messi 1000 kere paslaşıyorlar. Sabaha kadar böyle bekleriz. Baksana. Hala paslaşıyorlardı. Abi yani niye yarı alanınızda paslaşıyorsunuz? Çok ilginç. Neymar kafayı koydu. Keşke Neymar atsaydı da ibretlik olsaydınız bu kadar pas yapmaya. Aha. Aha sağ ayaklar geldi. Sağ ayaklar. Şimdi Neymar Junior olmuyor. Sol ayaklılar bir gol atsın da heyecanlanalım ya. Hadi. Robertson, Messi. Bunlar gol atmamaya and içmişler. Baksanıza arkadaşlar. Sol ayaklı kardeşlerim şu anda sinirli olabilirler. Buradaki futbolculara derken. Robertson dedi ki biz sol ayaklıyız. Topa dedi fena vururuz dedi. Görüyorsun hangi ayağıyla vurmuş?
Sağ ayağıyla vuruyor Robertson. İlla sağ ayağıyla vuruyor, deli manyak ya. Allah Allah. Adam sol ayaklı ve hani karşılarında sağ ayaklı kapışması yapıyorlar ama sağ ayağıyla vuruyor. İnanılmaz. Resmen ayar veriyor Robertson. Tekrardan geldi Messi, Robertson. Messi orada iyi savunma geldi Ronaldo'dan derken Robertson, Haaland berabere. Erling Braut Haaland. Şekil koyuyorlar orada. Mbappe ile Trent'e burada. Trent Alexander-Arnold'a şekil koyuyorlar. Robertson'la Haaland'ın derdi o ikisi. Ben size söyleyeyim. Haydi bakalım, durum eşitlendi. Acaba maçın geri kalan anlarında ne olacak? Neymar attı. Neymar attı. Neymar Junior affetmedi. Ronaldo. Cristiano Ronaldo olmuyor. Lionel Messi. Lionel Messi attı. İlginç şeyler yaşanıyor bu maçta. İlginç şeyler. Şimdi durum 5-5. Ronaldo olmuyor. Direkten döndü. Oğlum neler oluyor? Neler oluyor? Mbappe, Ronaldo, Haaland. Şimdi Messi, Salah. Muhammed Salah, Messi. Durum berabere son 1 dakika. Haaland, Messi. Ne oluyor? Aklım almıyor şu anda. Aklım almıyor. Bu nedir? Nedir bu? Baba ne yapıyorsunuz ya? Yine başladı mı manyaklar paslaşmaya? Derken Haaland. Son 1 dakika. Kendi yaralarınızla mı paslaşacaksınız kalan dakikalarda? Ne yapıyorsunuz? Çok akıllıca hareketler gerçekten. Derken Arnold. Cezayı kesti Arnold. Sağ ayaklar öne geçiyor. Trent. Adam cezayı kesiyor. Artık son 1 dakikadan daha az süre kaldı değil mi? Oy, son 50 saniye. 50 saniye sol ayaklılar maçı çevirmişlerdi. Bir anda şoka uğradılar şu anda. Çok paslaştılar ama. Çok paslaştılar, baksana. Hala gelmiyorlar bak. Aha. Aha geldi sol ayaklılar. 6-6 yaptılar. Son 26 saniye. Oğlum voltada da mı penaltıya kalacağız lan? Öyle olursa harbiden çok ilginç olur. Vallahi ben sağ ayakların çok daha üstün olacağını düşünüyordum ama denk çıktı iki takım. Benim için sürpriz oldu. Şimdi sağ ayaklar geliyor. Son 15 saniye. Gol atabilecek mi herhangi bir takım? Sol ayaklılar. Son noktayı koydu Messi. Bir de var ya, top tıngır mıngır gitti orada. Direkten döndü derken Neymar, Messi orada Neymar'ı itti falan. Neler yaşandı lan? Oo, olaya bak. Şimdi sağ ayaklar geliyor. Son bir gol olur mu? Mbappe, Mbappe de attı. Mbappe de aldı. Son saniyeler kala. Karşılıklı goller devam ediyor. Kylian Mbappe Messi'ye cevap veriyor. Kylian Mbappe. Penaltılara mı kalacağız yoksa sol ayaklılar bir tane daha atar mı? Direkten döndü. Oy, ne oldu oğlum orada? Direkten dönüyor. O da giriyordu ha. Vay be. Sol ayaklılar sağ ayaklılarla videonun son etabında, uzatma etabında da penaltılara kalıyorlar. Şimdi penaltı izleyeceğiz. Penaltı değilmiş lan. Atan galip. Oo, atan kazanıyormuş. Pardon. Burada böyleymiş. O zaman atan galip. İlk golü atan kazanacak. Çok ilginç. Sağ ayaklılar geliyor. Ronaldo olmadı. Şimdi Mbappe. Baktı Arnold. Arnold baktı. Trent Arnold. Ronaldo baktı kaleye, o da. Ronaldo kim vuracak? Olmadı. Şimdi sol ayaklar geliyor. Haaland kaçırdı Haaland. Haaland kaçırdı, tekrar vurdu. Ve sol ayaklılar videomuzu kazanan taraf oldu. Haaland sen büyük kazmalık yaptın ama az önce. O nasıl kaçtı oğlum? O ilk şutun nasıl kaçar lan? Burada Ronaldo hata yapmış bu arada. Ve Haaland golü buluyor. Yalnız efsane bir maç oldu. Efsane bir volta maçı. Şu ana kadar All Star videolarındaki en iyi volta maçı bu olabilir abi. 8-7 bitiyor. İnanılmaz bir videoydu bence. İstatistikleri de şöyle bir göstermiş olalım. Çok değişik maçlar oynandı. Kazanan taraf sol ayaklılar oluyor. Ben iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bence hani Messi, Ronaldo, işte Haaland, Mbappe kapışması falan izlemesi zevkli oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir dostlar. Bir sonraki videoda hangi takımları kapıştıralım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.